Efendim. Sen benim senden istediğim dosyaları hazırladın mı? Tamam, ben yarım saate şirketteyim. Neden? Niye şirkette yapılmıyor toplantı? Anladım. Tamam. Hangi otelmiş bu? Peki, tamam. Hava, ne yapmaya çalışıyorsun? Bir anlasana. Ben de yolda öğrendim toplantının burada yapılacağını. Evet, bakalım neler geçiyor aklından Şevval Hanım'ın. Bir çeşit gücünü göstermesekli herhalde. Ben nerede istersem orada yaparım toplantımı diyor. Ne yapmaya çalışıyorsa artık. Herkes burada olduğuna göre toplantıya başlayabiliriz. Evet. Öncelikle hepinize teşekkür ederim. Yani böyle acil bir toplantı olmasını istemezdim ama mecbur kaldık. Öncelikle gündem maddemiz... İlk gündem maddemiz Kenan Arcan'ın yönetim kurulu üyeliğine son verilmesi. Evet, doğru duydun. Kenan Arcan'ın üyelikten çıkarılmasına evet diyenler. Duyuyorsun. Kimse seni istemiyor. Artık yönetim kurulunda değilsin. Ne kadar çabuk değişiyor her şey, değil mi? Sen ne yapmaya çalışıyorsun ya? He? Haddini bil. Haddimi aşan bir şey yok. Sesinin tonuna dikkat et. Artık yönetim kurulunda olmadığına göre de... Sen göreceksin. Bunun hesabını vereceksin sen bana. Kusura bakmayın Şevval Hanım, biraz geç kaldım. Yeni yönetim kurulu üyemizle tanışmak ister misin? Senin ne işin var burada? Yönetim kurulundayım. Kaderde burada karşılaşmak da varmış. Şaşıracak bir şey yok Zeynep Hanım. Ayrıca siz sadece şirketin mimarlarından birisiniz. Bir mimar. Yönetim kurulu toplantısına çağrıldığıma göre öyle bir mimar sayılmam pek sanki. Sabırın mı? Bak, nasıl bir oyunun içindesiniz bilmiyorum ama hepiniz bana bunun hesabını vereceksiniz. Tek tek vereceksiniz bu hesabı bana. Murat Bey, seninle de ayrıca görüşeceğiz. Göreceksin sen.